Bunu yapmanız bankaya koyalım. Bankadan nemalansın. Yok arkadaşlar, biz size bunu bankaya koyun da oradan faizli olsun ya. Bunu şimdi vermiyoruz bu parayı size. Ya bunu gidin fakir fukaraya, garip kurabaya arayın bulun. Onlara daha iyi diye veriyoruz. Yasalar önünüzde. Her şey açık, net. Size böyle bir yetkiyi veriyor. Siz yasa dışı bir şey yapmıyorsunuz. Ama muhalefet laf ola beri gele diye bunları konuşuyor. Sadaka devlet. Varsın onlar öyle konuşsun. Siz yasal olarak görevinizin gereğini yerine getirmek ve sosyal devlet olmanın icabını uygulamalısınız. Bunun yanında elbette gelenekten, tecrübeden, birikimden istifade ederken modern idare anlayışını, demokratik katılımı, evrensel değerleri de gözetmenizi yerel ile küresel arasında dengeli bir idare anlayışını tesis etmenizi de tabii ki arzuluyoruz. Sizler mesai saati olmayan, mesai mefhumu olmayan devlet memurları olarak çalışmak zorundasınız. Sabah saat 8, akşam 17. Herhalde kaymakam böyle düşünmez. Değil mi? Bizde mesai yok. Sabah kaçta gelirsen gelirsin. Ama gece kaçta dönersen dönersin. Burada 8 saat yok. Zaman olur 15 saat. Zaman olur 8 saat. Zaman olur öyle olaylar yaşarsınız ki 24 saat uykusuz kalmak durumunda olursunuz. Çünkü sizin görevinizin o kutsallığı bunu gerektiriyor. Öyle olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki kendinize, ailenize de vakit ayıracaksınız. Ama görevin, hizmetin, halkımızı memnun etme gayesinin kişisel hayatınızdan bile önde geldiğini her an hatırda tutmanızı istiyorum. Ve makamınız, eviniz halka açık olmalı. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. O zaman çok daha güçlü olacaksınız. Vatandaşla ilişkilerde her zaman önce vatandaşın hakları aklınıza gelmeli. Lütfen öncelikle yetkilerinizi değil, görevlerinizi hatırlayın. Sorumluluklarınızı aklınızda tutun. Ben mazeretlere sığınmayacağınızı, imkansızlıkları bahane etmeyeceğinize, imkanlarınızı özellikle kendiniz oluşturup yönettiğiniz her bir ilçenin çehresini köklü şekilde değiştirmek için kullanacağınıza inanıyorum. İlçenin ileri gelenleriyle samimi iletişim içinde olun. İlçelerimizin kanaat önderleri vardır. Onları zaten bulup çıkaracaksınız. Ama onlarla iletişiminiz çok sık olur. İlçenin sivil toplum örgütleriyle sağlıklı iletişim kanalları tesis edin. Her konuda önce olmaya, lider olmaya, çözüm üreten, hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşmak için samimi mücadele eden olmaya lütfen özen gösterin. Bu ülke ve bu millet bürokratik süreçlerin içinde, işlemlerin içinde kaybolup giden yöneticiler değil, sonuç odaklı çalışan, gerektiğinde ayağına çizmesini giyen, gerektiğinde eline kazmayı, küreği alan, gerektiğinde bir de bakmışsınız ki lodenin üstüne çıkıp adeta bir operatör olan insanlar olmalısınız. Çünkü halk bunu istiyor. Halk bunu seviyor. Görev süreniz dolduğunda o ilçeden ayrılırken isminiz yadigar kalsın. Arkanızdan öyle bir kaymakam geldi ki onun döneminde ilçenin kaderi değişti. Görünümü, manzarası değişti denizi. Her birinizin bunu başaracak yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum, bunu biliyorum. Bizler devlet ile milleti farklı konumlara yerleştiren, devlet ile millet arasında duvarlar ören bir anlayış içinde olamayız. Tam tersine geçmişte bu yönde oluşmuş algıyı değiştirmek, devlet millet kaynaşmasını azami derecede pekiştirmek zorundayız.
Benim her bir vatandaşım zor zamanında devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu bilecek, bunu hissedecek. Devletin şefkatli, merhametli, adaletli, gülümseyen yüzü, sıcak eli siz olacaksınız. Ancak bu şekilde devlet millet kaynaşmasını daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Sizler oralarda devletin asık suratını, otoritesini göstermek üzere değil, şefkatini, merhametini, kucaklayıcılığını göstermek için gidiyorsunuz. Onun için diyorum ki ihtiyacı olan vatandaş gelip sizi bulmayacak, ondan önce siz gidip onu bulacaksınız. Burası çok önemli. Çünkü bizim vatandaşımız çok onurludur. Gururludur. Gelemeyebilir. Ama siz gidip onu. Siz onu arayın. Az önce ifade ettiğim gibi her gece sokaklara çıkıp kış günlerinde nerede baca tutmuyor. Akşam saatlerinde kimin mutfağının ışığı yanmıyor. Sabah saatlerinde okula giden hangi çocuğun paltosu yok, montu yok, ayakkabısı yok. Bunu siz tespit edeceksiniz. Kimse bundan dolayı bir kompleks hissetmesin. Kimse de bu noktada yapılan eleştirilere kulak asmasın. Hemen gideceksin okula, ilk öğretim, lise, ne varsa, meslek vesaire. Gidip oradaki çocukların ayaklarına vesaire bakacaksınız. Ne diyor? Ayakkabısı yırtık mı? Pantolonu ne alem? Önlüğü var mı? Yok mu? Bunları kontrol edip icabında hepsini tek tek tespit edip okul müdürüyle, öğretmenlerle bir iletişim içerisinde orada o yavruların sorunlarını gidereceksiniz. Halktan kopuk, sorunlardan kopuk, esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci anlayışı artık çağın gerisinde kalmıştır. Sizin nezdinizde, dolayısıyla devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği altındaki her bir vatandaş eşit haklara sahiptir. Birinci sınıf vatandaştır. Farklı etnik kökenlere sahip olabilirler. Farklı inanç gruplarına dahil olabilirler. Farklı ekonomik gelir grubunda bulunabilirler. Sizin önünüze geldiğinde ya da siz onlara gittiğinizde onlar sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşıdır ve önce insandır. Onların Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirecek olan da yine sizler olacaksınız. Onun için adaletten, hak ve hukuktan lütfen taviz vermeyin. Taviz verilmesine de lütfen müsamaha etmeyin. Ben ilçelerimizi değiştireceğinize, bu yolla Türkiye'yi değiştirebileceğinize gönülden inanıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Görev yerlerinizde hepinize sonsuz başarılar diliyor. Allah utandırmasın diyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlarımı özellikle ailece bildiriyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum. Başkanımıza teşekkür ederiz. Saygılar canlandırmamız. Sakarya Taraklı, Sayın Muhlis Aslan. Balıkesir Balya, Sayın Bekir Abacı. Eskişehir Günyüzü, Sayın Tarık Açıkgöz. Samsun Ayvacı, Sayın Ufuk Akıl. Denizli Çal, Fatih Arıkoğlu. İyisin. Hemen gidiyorlar. Gönderip karar verelim. Yani itibaren gidiyorlar. Boş.